Bihan, bir şey oldu mu sana? Bacağın iyi mi Bihan? Yaralandın mı yoksa? Baba, sen iyisin değil mi? Şada, çuvalı ben götürürüm. Nereye koyayım? Getir kafama koy. Aynı şeyi daha kaç kere söyleyeceğim? Yukarıdaki depoya konacak dediğimde sen de burada değil miydin? Gel babacığım. Ben senin yerinde pansuman yapayım. Şada, sen çok yanlış yapıyorsun. Tapki gittikten sonra sen de biliyorsun ki... O pis kadının adını bir daha anma. Yoksa sen Bihan'ı öldürmek mi istiyorsun ha? Doktorun söylediğini unuttun mu? Doktor demişti ki Tapki'nin adı bile Bihan için ölümcül bir sorun çıkarabilir. Tamam ama ben onun önünde söylemedim ki... Bihan yokken bile o adı sakın anma. Şimdiye kadar Bihan'ın başına ne geldiyse hepsinden o Tapki sorumlu. Tapki gitmemiş olsaydı Aditi motor kazasında ölmezdi ve Bihan da şimdi bu durumda olmazdı. Sen konuşmadan şunu söyleyeyim. Bihan'a o çuvalları taşıttım çünkü doktor öyle istedi. Onun fiziksel aktivite yapmasının gerekli olduğunu söyledi. Yani bundan sonra eğer böyle şeyler yaparsam bana müdahale etmenize gerek yok. Yoksa bu senin içinde, bu aile içinde ve çok sevgili Bihan'ın içinde iyi olmayacak. Gidin buradan. Amca, gidelim. Harika. Bak, artık evdeki herkes nasıl sözümüzü dinliyor. Ben sana demedim mi Şankar? Para gerçekten çok güçlüdür. Zengin olan insanlar bu dünyada her şeyi yapabilir. 7 yıl önceki kazadan sonra doktor ne demişti hatırlasana. Bu kaza Bihan'a çok fazla zarar vermiş. Ve bu nedenle zihinsel sağlığı pek iyi olmayacak. Ancak bir yolu var. Nedir? Tapki diye birinin adını sayıklıyor. Eğer onu birkaç günlüğüne getirirseniz aklı tamamen yerine gelecektir. Alın bunu. Bu niçin? Şimdi ailemiz yanınıza geldiğinde bunun tam tersini söyleyeceksiniz. Tapki yanına gelirse Bihan'ın tamamen iyileşeceğini söylemiştiniz ya. Onlara eğer Bihan Tapki'yi bir daha görürse öleceğini söyleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Ama bu doğru değil ki. Yalnızca birkaç söz söyleyeceksiniz ve karşılığında da milyonlar alacaksınız. İşte bu yüzden ne diyorsak sessizce onu yapın. Yoksa ben bütün dünyanın karşısına çıkarım ve sizin gizlice bana saldırmaya çalıştığınızı söylerim. Kıyafetlerimi de yırtayım mı? Bakın doktor, o size ne söylüyorsa öyle yapın. Yoksa çok kötü olur. Doğruca hapse girersiniz. Tamam. Siz ne diyorsanız öyle yapacağım. O günden beri Pandey ailesi gerçeğin bu olduğuna inanıyor. Bak, hepsini nasıl avucumun içine aldım. Bundan sonra ne Tapki geri gelecek, ne de herhangi biri Bihan'ı iyileştirebilecek. Bu çocuk her gün oyuncaklarını böyle etrafa saçıyor. Hepsini de kirletmiş. Harika. Bu
çok çok acıyor mu? Çok kötü acıyor değil mi? Ama benim kızımın elleri var ya, onlar sihirli. Bak, sihirli ellerinle yaramı sardığın için acısı da hemen uçup gitti. Baba, sana bir şey sorayım mı? Tabii kızım, sor. Babacığım, sen bana cesur olmamı söylüyorsun değil mi? Öyleyse sen neden annemle Şada teyzeye hiçbir şey söylemedin? Sana bunu onlar yaptı. Kızım, sen annenle Şada teyzeni yanlış anlıyorsun. Onlar kötü değil, çok iyi insanlar. Şimdi söyle bakalım, senin baban hasta olduğunda ona ilacını kim veriyor? Annen veriyor değil mi? Ve Şada teyzen, o da buradaki herkesi çok önemsiyor. Bazen bana kızsa da bunu kötü anlamamalıyız. O yüzden artık ağlamayı bırak ve cesur ol. Tamam mı? Bak, babana hiçbir şey olmadı. Baban gayet sağlıklı. Çabuk ol. Herkesten önce bu haberi bizim yapmamız lazım. Hadi. Tabii ki, o sorun değil. Ama içeri nasıl gireceğiz? İçeride bir tanıdığın mı var? Aşiş, her şey hallolacak. Hadi içeri girelim. Harika. Bir an. Ben iyiyim, iyiyim. Bana bir şey olmadı. Ben üzgünüm bayım. Nasıl araba kullanıyorsun sen? Dikkatli olsana. Tabii ki, sen niye delirmiş gibi konuşuyorsun? Hem bu Bihan da kim? Kimin için hayatını riske atıyorsun? O adamla ne gibi bir bağın var? Bir saniye. Alo. Bihan, benim sevdiğim, benim hayatım, her şeyim. Onun hayatı uğruna ben her şeyi yaparım. Ben Bihan'dan yalnızca hayatta kalması için uzak kaldım. Bihan'a hiçbir şey olmasına izin verme. Salatadaki sebzelerin rengi neden yeşil? Çünkü yeşil sebzelerin içinde klorofil bulunur. Bu da sağlığımız için çok faydalı. Neymiş? Kloro? Anladım. Kolera. Ama o bir hastalık değil mi? Yani yeşil sebzeler hastalık mı yapıyor diyorsun? Öyleyse neden bize bunları yediriyorlar? Kolera değil Vir, klorofil. Boş ver, sana anlatmanın bir faydası yok. Sen yemeğini ye. Ne oluyor? Anne. Teyze. Siz yine bir yaramazlık yaptınız değil mi? Ben size ne demiştim? Anahiye, yalnız olduğumuzda bana anne diye sesleneceksin ve sen de teyze diyeceksin. Yanımızda birileri varken sen anne diyeceksin, sen teyze diyeceksin. Ama neden öyle teyze? Dinle canım. Etrafında insanlar varken aslında o kişi değilsin. Ve benim yanımdayken de kim olduğunu bilmiyorsun. Her neyse,
Nasılsa büyüdüğünüzde her şeyi anlayacaksınız. Ama o zamana kadar ben size ne diyorsam öyle yapacaksınız. Tamam mı? Tamam teyze. Tamam anne. Aferin güzel çocuklarıma. Hadi yiyin. Affedersin. Anne değil teyze. Aa, benim torunlarım yemek mi yiyormuş ha? Ne tatlı torunlarım var benim. Bakın Duruv da gelmiş. Baba. Gelin bakalım. Nasılsınız bugün? Baba, bugün yine geç kaldın. Aa. Ama en azından geldi. Hmm. Baba, çikolatamı getirdin mi? Getirdim. Bir tanecik mi? Evet, dişlerine zararlı. Bu da senin. Teşekkürler baba. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Hoş geldin amca. Merhaba. Ben de seni bekliyordum. Teşekkür ederim amca. Bihan, koluna ne oldu? Hiç, küçük bir yara sadece. İyi de bu nasıl oldu? Aslında... Evde biraz iş yapıyordu, iyileşir. Önemli bir şey değil. Evet abi, hafif bir yara sadece, yakında iyileşir. Anlatsana, günün nasıl geçti? İyi. Hadi amca, yemek yiyelim. Siz yiyin, ben dışarıda yedim. Hadi, büyük babanız bekliyor, hemen gidin. Hadi, ceketini bana ver. Sen de git dinlen. Çocuklar gitti artık. Numarayı bırak. Bu oyunu sadece çocuklar için oynuyorum, tamam mı? Umarım sürekli bunu açıklamam gerekmez. Biz birbirimizi asla sevmedik, sevmiyoruz ve sevmeyeceğiz de. Babacığım, sen şimdi muz ye. Yaralanmıştın, unutma. Evet amca, muzda çok fazla demir bulunur ve bunu yemek sağlığımıza çok iyi gelir. Al. Teşekkür ederim. Her şeyi de bilir bu. Aa! Oh! Babacığım, uykun mu gelmiyor yoksa? İşte o yüzden ben de bunu getirdim. Bu benim büyülü değneğim. Öyleyse bu büyülü değnekle beni uyutabilir misin? Evet, ama önce gözlerini kapat. Abrakadabra, gili gilicum. Babam şimdi yavaşça uykuya dalacak. Abrakadabra, gili gilicum. Babam şimdi yavaşça uykuya dalacak. Gördün mü? Sana söylemiştim babacığım. Seni uyuturum demiştim. Gerçekten de uyudum. Vay canına. Demek ki benim kızım büyülü değnekle istediği her şeyi yapabilir. Evet, yapabilirim. Ama annemi geri getiremem. Yapmayı çok denedim. Ama annem gelmiyor. Ve asla gelmeyecek. Ben öksüzüm diye değil mi? Şşş! Ben sana böyle deme dememiş miydim? Ben senin yanındayım ya, ben babanım. Peki ya annem? Bak kızım, annen her neredeyse o da seni çok seviyor. Annenle konuşmak ister misin? Ama nasıl? Gel yanıma geç, hadi çabuk çabuk. Bak orada ne olduğunu görüyor musun?
yıldızlar. Evet. Şimdi annene ne söylemek istiyorsan o yıldızlara söyle. Onlar da hepsini annene söyleyecekler. Anne, seni seviyorum. Gerçekten seni çok çok özlüyorum. Ama sen de beni özlüyorsundur, değil mi? Ben de seni gerçekten çok özlüyorum canım. Sen de benden çok uzaklara gittin. Ama ben nedense hala senin bana çok yakın olduğunu hissediyorum. Kızım, umarım her neredeysen annenin seni gerçekten çok sevdiğini biliyorsundur. Senin neden bu halde olduğunu biliyorum Bihan. Bunu sana verdiğimiz ilaçlar yapıyor. Bu ilaçlar senin beynini öyle uyuşturacak ki Tapki'ye ait hatırladığın ne varsa silinecek. Sonra Tapki'yi asla hatırlayamayacaksın ve ondan tamamen ayrılmış olacaksın. Ben hayatta olduğum sürece de Tapki ile Bihan'ın bir araya gelmesini engelleyeceğim. Oldu Drew. Daha ne kadar uzak kalacaksın? Gel, benimle uyu. Yani burada, yatakta. Bu ne şimdi? Sen benim neyim oluyorsun? Niye seninle aynı yatağı paylaşayım ki? Tabii, tabii. Sana ait olan kişi oydu. Aditi. Ama o yaşamıyor Drew. O öldü. Öyleyse ona olan sevgini neden yaşatıyorsun? Drew artık hiç kimseyi sevmiyor. Aditi ile birlikte benim kalbim, sevgim, her şeyim oldu. Ve bunların hepsi Tapki yüzünden oldu. Tapki yüzünden her şey değişti. Benim ailem, dünyam, her şeyim değişti. Hatta Bihan'ı bile değiştirdi. Artık ben sadece çocuklarım için yaşıyorum. Onlar için seninleyim. Aramızın bozuk olduğunu düşünmesinler diye. Aramızda bunun dışında bir şey yok. Sen ne istersen de Drew. Ama bu Pandey malikanesinde yalnızca Shaddai'la Drew'un hükmü sürecek. Tapki ile Bihan'ın değil. Sessizlik. Hepiniz bu seneki okullar arası münazara yarışması için okulumuzdan kimin seçildiğini
bilmek için sabırsızlanıyorsunuz. Bu sene seçilen kişinin adı Bunny Tapkipandi. Annesi kekeliyor ama o gerçekten çok hızlı. İyi bari. Ne dedin sen? Annemle dalga mı geçtin sen? Annemle dalga mı geçtin? Ne yapıyorsun Bunny? Cevap ver bana. Cevap ver. Annen kekelemiyor mu sanki? Öyle mi? Hem baban da sizin yanınızda kalmamış. Sizi terk etmiş. O da annen gibi kekeliyor muydu? Ailem hakkında kötü konuşacaksın demek. Onlar hakkında kötü konuşacaksın. Bunny bırak onu. Sizi mahvederim ben. Anne bazen gerçekten seni çok özlüyorum. Ben kızımın adını Bunny koydum. Sırf onun için şimdi Agra'da yaşıyorum yoksa... Ama siz olmadan ben... Ve Aditi sen... Sonsuza kadar Duruv'la birlikte kal ve... Tanrı'nın izniyle siz ikiniz... Sonsuza dek böyle çok mutlu olun. Beni affet kardeşim. Evden gittiğim için. Çünkü bunu yapmak zorundaydım. Üzgünüm. Senin kızının da adı Anu değil mi? Şimdiye kadar o da kocaman kızı olmuştur. Ve eminim ki onun yüzü de aynı sana benziyordur. Çok güzeldir. Hem güzelliği hem aklı sana çekmiştir. Aditi, kızın Anu'ya söyle, onun teyzesi Tapki, onu gerçekten çok özlüyor ve onu gerçekten çok seviyor. Pardon, teyze değil, anne. Anne, sen bu yüz maskeni yaptığında gerçekten çok güzel oluyorsun. Ben de yapabilir miyim? Sen neden maske istiyorsun? Sen zaten çok güzelsin, tıpkı benim gibi. Anne, bir kerecik. Hayır, sakın dokunma, bozulacak. Anne, sana ben sürebilir miyim? Tamam. Şada teyze, ona ben sürebilir miyim? Gel kızım, gel. Tamam, ver o zaman. Bir dakika. Önce güzelce karıştırayım da. Çünkü yüzüne sürmek istiyorsan öncesinde çok iyi karıştırmalısın. Karıştırdıktan sonra vereceğim. Hı? Teşekkürler Tina. Sen çok iyi birisin. Rica ederim.
Anu üzgünüm canım. Şimdi bu kızdan kurtulabilmek için senin canını yakmak zorundayım. Bu maskeyi sana sürdüğünde ondan kurtulmam daha kolay olacak. Al Tina, sür ona. Baba kız birbirlerini gerçekten çok seviyorlar, öyle mi? Ama şimdi Tina yatılı okula gidecek. Hem de bugün. Bakalım babası Bihan Pandey onun gitmesini nasıl engelleyecek? Teyze lütfen Tina'yı bırak. Hemen buraya gel. Nasıl yaparsın? Teyze. Bunu nasıl yaparsın? Kendini ne sanıyorsun sen? Ne yaptın? Sen ne yaptın? Bir daha yapacak mısın söyle. Hey, ne oldu? Neden ona böyle davranıyorsun? Bak, bak. Ha? Ne oldu buna? Ne mi oldu? İşte sevgili kızınız Tina benim kızımı bu hale getirdi. Bakın. Ama yüzü kıpkırmızı olmuş. Evet. Baba bu kız gün geçtikçe daha da şımarıyor. Hiç utanmıyor. Kızımı kıskandığı için bugün de kızımın yüzünü bu hale getirdi. Hayır teyze. Ben hiçbir şey yapmadım. Evet teyze. Tina bana hiçbir şey yapmadı. Sen sus. Ben sana sordum mu? Ben söyleyebilir miyim? Anne, Tina ona bir şey yapmadı. Şimdi tokadı yiyeceksin. Sen gördün mü? Orada mıydın? Öyleyse sus çabuk, sus. Konuşma. Sen bir şey yapmadın öyle mi? Bekle. Bu tabak senin elindeydi. Bunu odaya sen getirdin öyle değil mi? Yüz maskesinin içine bir birikim koydu. Hayır, o zaman. Ben koymadım. Sen koymadın da ben mi koydum? He? Kabul etmiyor bir de. Böyle bir şeyi bir daha asla yapmaman için bunu yaptığını sana itiraf ettireceğim. Ona vurma sakın. O daha çocuk. Hata yapmış olmalı. Hayır baba. Ben bir şey yapmadım. Gördünüz mü? Şuna bir bakın. Hem kötü şeyler yapıyor hem yalan söylüyor. Nasıl bir yalancısın sen he? O artık burada yaşayamaz. Yatılı okula gidecek. Yatılı okula gidecek işte o kadar. Hayatta kalmak istiyorsak onu yatılı okula gönderelim. En azından orada biraz insanlık öğrenir. Hayır, ben gitmek istemiyorum. Onun adına ben sizden özür dilerim. Ama beni kızımdan ayırmayın. Senin özrün bir işe yaramaz Bihan. Sizin için hepimizin hayatını riske mi atalım? Yetti artık. Bu kız bugün yatılı okula gidecek. Hem de hemen şimdi, anladınız mı? Tina bir yere gitme. Tina Bihan'ın kızıdır ve de bu ailenin torunudur. Çocuklar yaramazlık yapmayacaktı. Sen mi yapacaksın? Bir hata yaptı diye böyle cezalandırmak gerekmez.
Bir daha anlatayım mı? Yoksa o kalın kafana girdi mi? Harika. Bihan sen. Şalını böyle mi takıyorsun? Şalını böyle değil, benim tapkim gibi tak. O şekilde çok daha güzel görünüyorsun. Bak Bihan nasıl? Alo? Alo, Bani'nin annesi siz misiniz? Evet. Ben Bani'nin okulundan arıyorum. Lütfen hemen buraya gelin. Tamam, gelirim. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu evden gidiyorum. Babamda kalacağım. Biri de yanımda götüreceğim. Bir yere gitmeyecek. Duru, Tina'nın yatılı okula gitmesini engelleyebilirsin ama benim oğlumu yanımda götürmemi engelleyemezsin. Neyi anlamıyorsun acaba? Asıl sen neyi anlamıyorsun Duru? Bugün Tina Anu'ya zarar verdi. Bir sonraki hedefi bir de olabilir Duru. Bu yanlışlıkla olmuştur. Bu yanlışlık tekrarlayabilir. Duru, Anu annesi olmayan bir çocuk. Ona doğruyla yanlışın farkını kim anlatacak? Yanlışlıkla bile olsa bir gün Tina Anu ya da Vir'e zarar vermeye hatta öldürmeye kalkarsa o zaman ne yapacaksın? İşte bu yüzden bırak oğlumu da alıp gideyim. Senin çocukların bu hayattaki en büyük zayıflığın Duru. Ve senin bu zayıflığın da benim en büyük gücüm oldu. Bir dakika dur. Ne istiyorsun peki? Tina'yı yatılı okula gönder. Bugün. Orada disiplini öğrenecek. Terbiyeyi ve insanlara nasıl davranması gerektiğini öğrenecek. Biz de çocuklarımızın onun yanında güvende olduğuna emin olacağız. Sonra geri gelir. İyi, ne istersen yap. Tina. Sen bu evden ayrıldıktan sonra bir daha Pandeylerin evine geri dönmene asla izin vermeyeceğim. Baba, ben doğruyu söylüyorum. Gerçekten. Ben bir şey yapmadım. Baba, bunu kim yaptı bilmiyorum. Biliyorum canım. Benim kızım asla böyle şeyler yapmaz. Babacığım, sen yine beni kurtarmak için yaralandın. Bu bir şey değil kızım. Ama seni böyle ağlarken gördüğümde canım gerçekten çok yanıyor. Bihan, gel seninle biraz konuşalım. Ne oldu Duruf? Bak lütfen beni yanlış anlama. Ama Tina'yı yatılı okula göndermeliyiz. Ama Duruf, sen Tina bir yere gitmeyecek dememiş miydin? Ama onun iyiliği için. Sadece bir sene gidecek. Ondan sonra geri getireceğiz. Bu kararı vermeden önce iyice düşündüm.
Lütfen karşı gelme. Tina, hayatım biliyorsun, sen en aklı başında kızımsın. Beni dinlersin değil mi? Sadece bir yıl için. Sonra geleceksin. Ve orada seninle uğraşan kimse olmayacak. Hayır, hayır. Ben babamı bırakıp hiçbir yere gitmem. Onsuz gitmem. Baba, gitmek istemiyorum. Babacığım, gidersem yalnız kalacağım. Yanımda kimse olmayacak. Sen de orada olmayacaksın. Babacığım, ben sensiz nasıl yaşayacağım? Gitmek istemiyorum. Lütfen beni gönderme. Hanımefendi bakın, kızınız Bunny bu çocuklara ne yaptı? Ve bu ilk sefer de değil. Bunu daha önce de defalarca yaptı. Sizi bu konuda defalarca uyardım. Bu yaptığı terbiyesizlik. Siz düzgün birine benziyorsunuz. Bunny bu tür davranışları kimden öğreniyor? Benim adım Bihan. İnsanlar bana Bihan Pandey derler. Biliyorsunuz ki bizim okulumuz itibarlı ve uluslararası eğitim veren bir okul. Ve bu okulun Agra'da itibarı yüksektir. Burada bu davranışlara izin veremeyiz. Ama anne, bu onların suçuydu. Senin hakkında kötü şeyler söylediler. Senin davranışın da bir o kadar kötü. Özür dile. Sana özür dile dedim hemen. Üzgünüm. Özür dilerim. Bakın Bayan Tapki, Bunny'nin bu davranışları ve öfkesi gittikçe artmaya başladı. Lütfen yanlış anlamayın. Bu söylediklerimi bir çocuğa ancak babası düzgünce anlatabilir. Peki Bunny'nin babasını neden aramıyorsunuz? Yani aranızda bir sorun varsa bunları aşmalısınız bence. Bunny'nin hatırına, güvenin bana. Ben bu okulda sonradan bir araya gelen birçok çift gördüm. Çok üzgünüm hanımefendi ama benim kızım Bunny'ye olan güvenim sonsuzdur. Ve çok iyi biliyorum ki kızım yok yere kesinlikle böyle şeyler yapmaz. Bugün olanların onun hatası olduğunu biliyorum ve o yüzden de ona özür dilemesini söyledim. Ama sizden özel bir istekte bulunacağım. Lütfen diğer iki çocuğun da hatalarını anlamalarını sağlayın. Onlar da hatalıydı. Bunny'nin babası konusuna gelince, Bunny'nin annesi ve babası her şeyi benim. Bugüne kadar onun ahlakı ve davranışlarında herhangi bir sorun olmadı. Ve gelecekte de olmayacak, söz veriyorum. İşte bu yüzden okulunuzdaki her etkinlikte çok başarılı oluyor. Dersleri iyi. Yani onun babasının da burada olmasına hiç gerek yok. Neyse, teşekkür ederim ve tekrar çok özür diliyorum. Gitmek istemiyorum. Lütfen beni gönderme. Baba lütfen. Baba. Gönderme beni. Gitmek istemiyorum. Hayır. Gitmek istemiyorum baba. Babacığım, gönderme beni. Baba, babacığım, gönderme beni. Seni almaya geleceğim, söz veriyorum. Baba. Sen hiç merak etme, gelip seni alacağım. Aa, bu yol neden kapalı?
Burası Agra'nın en iyi yatılı ve gündüz okulu Tina. Artık burada okuyacaksın. Ben gidip müdürenden senin kayıt belgelerini alayım. Hı? Sen burada bekle. Seni almaya geleceğimi sana söylememiş miydim? Sana söz verdim ya, işte seni almaya geldim. Kimseye bir şey söyleme. Hiçbir şey. Hadi gel, eve gidelim. Merhaba canım. Tina Bihan Pandey sen misin? Amcan Drew Pandey buraya kaydını çoktan yaptırdı. Artık bizimlesin. Hadi gel, seni de odana götüreyim. Gel Tina. İşte bak, burası senin odan. Sana okulun kurallarını anlattım. Onlara uymalısın, tamam mı? Bir şeyi de sakın unutma. Yemekten sonra okuldan dışarı çıkmanız yasak. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa da lütfen hemen gelip bana söyle. Şimdi sen dinlen, tamam mı? Dedi ki artık burada onların yanında kalacakmışım. Ama tabii o benim babamın beni almaya geldiğini bilmiyordu. Hadi gidelim. Hemen mi? Olmaz. Şimdi saat geç oldu. Ve sen de yorulmuş olmalısın. Hem yemek bile yemedin. Acıkmadın mı yoksa? Evet. Çok acıktım. Öyleyse ne yemek istersin? Bende yiyecek bir şey yok ki. Dakika. Tamam, bende var. İşte bak, mango şekeri. Anne, çok özür dilerim. Bana kızgınsın, değil mi? Öyleyse buna. Sen ne zaman üzülsen, bunu yedikten sonra düzeliyorsun. Mango şekeri mi? Sen bunu mu yiyorsun? Ama evde kimse bundan yemez ki. Ama ben yiyorum. Bu benim en sevdiğim şey. Biliyor musun, ben ne zaman üzülsem
Bundan yiyorum. Çünkü mango şekeri yemek beni mutlu ediyor. Hadi sen de ye. Al. Yesene. Teşekkür ederim. Hadi al, ye bunu. Sen de ye. Harika. Bu mango şekerini yiyen biri var mı? Bunu nasıl yiyorsun sen? Gerçekten hiç beğenmedim. Al şekerini sen ye. Harika. Bunu nasıl yiyorsun sen? Ben hiç beğenmedim. Sen kendi şekerini kendin ye. Mango şekeri. Yemem ben. Bu mango şekerini kim sever ki? Sen ye. Bayım, lütfen Bihan'ı hemen bulun. Dün geceden beri ortalarda yok. Zihinsel olarak, yani pek kendinde değildir. Merak etmeyin. Bir gelişme olursa biz sizi ararız. Teşekkür ederim. Bu da ne Duruf? Bu kadar basit bir şeyi polise bildirmeye ne gerek var? Basit bir şey mi? Bihan ne halde bilmiyor musun? Kaybolması senin için basit bir şey mi yani? Bunların hepsi senin yüzünden oldu. Eğer sen Tina'yı buradan göndermeseydin bu olmayacaktı. Bihan'a eğer bir şey olursa seni affetmem. Bana ne bağırıyorsun? Kardeşine evden kaçmasını ben mi söyledim? Kızı gidince babası da kaçtı. Senin kardeşin zaten işe yaramazın teki. Burada beleşten karnını doyuruyor. Ben bunu da sorun etmiyorum. Ama kaçınca sorumlusu ben oldum. Şada. Durov. Biz önce Bihan'ı bulmaya çalışalım. Ben gidip arkadaşının evine bakayım. Hadi. Bu ne saçmalık böyle Şankar? Senin yüzünden bir hanım da evi terk etti. Ben Tina'nın gitmesini bir hanımdan uzaklaşması için istemiştim. Ama sen beni bir hanıma mı gönderiyorsun ha? Beni mi öldüreceksin? Ben bir hanım için her şeyi yaparım. Bunu sen de iyi biliyorsun. Şankar, sakın haddini aşma. Ve unutma. Eğer sen şu an bir hanımla aynı evdeysen bu benim sayemde. Ben senin emrinde yaşamıyorum. Bunu o kalın kafana sok. Sen benim sayemde buradasın. Ve hala bu evde Bihan'la birliktesin. Neler yapabileceğim hakkında hiçbir fikrin yok senin. O yüzden sakın bir daha böyle bir şey yapayım deme. Yoksa... Alo, Tina. Beni duyabiliyor musun? Evet baba. Tamam, dinle. Ben şimdi dışarıdayım. Otoparkta kimse yok. Burası tamamen boş. Oradan çık ve hemen sağa dön. Sonra düz devam et, holü geç. Ben seni dışarıda bekliyorum. Sakince gel. Tamam mı? Hadi bakalım, bekliyorum. Tamam babacığım, hemen geliyorum. Ve baba, sen dünyanın en iyi babasısın. Sen de en iyi kızı. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bugün okulda hiç kimseye sinirlenme, tamam mı? Kimse beni sinirlendirmezse ben de sinirlenmem. Bunny. Tamam anne, sinirlenmeyeceğim. Mutlu musun? Hoşça kal anne, seni seviyorum. Görüşürüz. Rajna
Bir an mıydı o? Hayır. Başkası olmalı. Ama dünden beri neden bir an için endişeleniyorum? 7 yıldır ilk defa böyle hissediyorum. Olamaz, Bani'nin beslenmesi kalmış. Merhaba. Bekle. Gel. Sen yeni öğrencisin değil mi? Evet. Neden arkadaşlarınla değilsin? Hadi sıraya geç. Biz de zaten yarış için antrenman yapıyoruz. Sen de katıl. Seneye yapılacak yarışlar için şimdiden çalışmaya başla. Tamam. Gel. Şuraya geç. Söyle bakalım, senin adın ne? Tina. Tina. Bu da Bunny. Bunny, bu Tina. Yarışta seninle birlikte koşacak, tamam mı? Güzel koş ama, tamam mı? Ben bu okulun en hızlısıyım. Beni yüzüstü bırakma. Yoksa okulun en iyi güreşçisi olduğumu da görürsün. Aşağı ve Gita, siz de bir takımsınız, tamam mı? Gelin, size yerlerinizi göstereyim. Hadi. Aşağı ve Bunny yarışı başlatacak ve bayrağı da size verecekler. Siz de onu alıp yolun sonuna kadar koşacaksınız, tamam mı? Yerlerinize geçin. Bunny ve Aşağı. Siz de yerlerinize geçin. Hadi. Hazır. 3, 2. Kaybetmeyi bilir. Ona güvenen herkese de kaybettirir. Tina hadi gidiyor. Tina koş. Sana bağırıp duruyorum. Tina koş, Tina koş diye. Ha? Senin sorunun ne böyle? Hani biz insanlarla böyle mi konuşuyoruz? Anne, onun yüzünden yarışı kaybettim. Onun... Bunny! Ne yapıyorsun böyle? Şu kıza bak. Onu ne kadar korkutmuşsun. Hadi beslenmeni al ve hemen sınıfına git. Ama anne... Sana sınıfına git dedim. Hemen. Üzgünüm canım.
Bunny bazen böyle öfkelenir ama aslında çok iyi biridir. Bir yerini acıttın mı? Söyle bana, senin adın ne? Kızım korkma. Söyle bana, senin adın ne? Tina. Tina. Çok güzel bir adın varmış. Benim adım da Tapki. Bunny'nin annesiyim. Seninle arkadaş olalım mı? Tamam. Sana bir fıkra anlatayım mı? Çok büyük bir fil varmış ve küçük bir karıncayla bisiklete biniyorlarmış. Bir kaza geçirmişler. Kazada büyük fil çok kötü yaralanmış ama karıncaya bir şey olmamış. Neden biliyor musun? Olmamış çünkü karınca bisiklete binerken kaskını takmış. Tamam, sana bir şey vereceğim. Mango şekeri. Ne zaman böyle moralin bozulsa bundan yersen hemen geçer. Hı? Mango şekeri. Ben bunu gerçekten çok severim. Al öyleyse. Teşekkürler teyze. Kızım, sen de konuşurken kekeliyor musun? Evet teyze. Ben ne zaman korksam hemen bu şekilde kekelemeye başlıyorum. Hiç üzülme kızım. Biliyor musun? Bu kusurun hiçbir zaman hayatta ilerlemeni engelleyemeyecektir. Artık hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkma sakın. Tamam mı? Öyleyse şimdi sınıfına git, yoksa geç. Geç kalacaksın. Hadi. Hoşça kal. Arkadaşım olmak ister misin? Sen çok iyi birisin teyze, teşekkürler. Tina. Tina. Tina neden hala gelmedi?
İçeri gidip bakayım. Ya beni tanıyan olursa? Öğretmenin ceketini alıp giden bu adam da kim? Hey, hey, dur, dur! Günaydın öğretmenim. Günaydın. Hey, bekle! Tina? Nereye gitti bu? Şu tarafa bakayım. Önüne bakmaya devam et. Arkana bakma. Aklıma yine bir an geldi. Ama bu adam kimdi? Harika. Günaydın öğretmenim. Günaydın çocuklar. Lütfen oturun. Teşekkür ederim öğretmenim. Tina. 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 Ben seni almaya geldim. Hadi. İşte yakaladım seni.
Ceketi çaldığın gibi nereye kaçıyorsun? Sana şimdi dersini vereceğim. Bakın, beni dinleyin. Dinlemek falan yok. Ne oluyor burada? Ve bu kim böyle? Öğretmen hanım, bu adam gizlice okulda dolaşıyordu. Ve bir de Bay Sukla'nın ceketini çaldı. Bu adamı hemen polise vermeliyiz efendim. Hayır hayır hanımefendi, lütfen beni dinleyin. Ben hırsız değilim. Ben buraya kendi kızımı Tina'yı görmeye geldim. Evet. Yani demek istediğim, Tina Pandey adlı öğrencinizin babası benim. Evet öğretmenim, o benim babam. Peki öyleyse Bay Sukla'nın ceketini neden çaldınız? Ben bu ceketi giyersem bununla kolayca sınıfa girip kızımı görürüm diye düşündüm. İsterseniz bu ceketi alabilirsiniz. Buyurun. Benim bir anım... Bir anım az önce gözümün önündeydi. Bir an... Ben seni öyle çok seviyorum ki. Ben seni hala çok seviyorum. Ben sensiz yaşayamıyorum bir an. Yaşayamıyorum artık. Bakın Bay Pandey. Burada sınıflara girilmesine izin verilmiyor. Üstelik bir de gizlice girdiniz. Okulumuzun kuralları vardır. Anlıyorum bayan. Ama mesele şu ki, ben kızım Tina'yı çok seviyorum. Ve yıllardır ilk defa ondan uzak kalıyorum. Bu yüzden dayanamadım ve onu görmeye geldim. Sizi anlıyorum Bay Pandey. Ama Tina daha dün geldi. Eğer sürekli onu görmeye gelirseniz, Tina'nın buraya alışması mümkün olmayacaktır. Ve bu onu da derslerini de kötü etkileyecektir. Üzgünüm. Ama onun babası onun gücüdür. Zayıflığı değil. Benim onu görmek için buraya gelmem, ona yeni hayatında ilerlemek için motivasyon sağlar. Bu yüzden de buraya geleceğim. Ama size şunu da söyleyeyim. Bir dahaki sefere okulun tüm kurallarına uyacağım, merak etmeyin. Kesinlikle önce size gelecek, sizden izin alacak, daha sonra küçük prensesimi göreceğim. Sorun değil Bay Pandey. Ben de memnun oldum. Ben de.
Ben istersen bir hanı kurtarabilirim. Ve ona yepyeni bir hayat verebilirim. Ama karşılığında sen de bir şey yapacaksın. Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Hayır. Ben bunu yapamam. Eğer bir hanla konuşursam... bir hanın hayatını bir kez daha... riske atmış olacağım. İyiliği için bir handan uzak durmak zorundayım. Vay canına babacığım. Öyle iyi İngilizce konuştun. Öyle iyi İngilizce konuştun ki gerçekten inanılmazdın. Sen İngilizce biliyorsun öyle değil Bilmesem mi? Bilmesem nasıl konuşayım akıllı? Ne var biliyor musun? Sen kesin sihirlisin, sihirli. Sen istediğin herkesi sakinleştirebilirsin. Tıpkı öğretmeni ikna ettiğin zamanki gibi. Onun söyledikleri de çok doğruydu ama bize ne? Biz zaten buradan gideceğiz değil mi? Gidelim mi? Bugün olmaz. Yine geç oldu. Ama yarın, yarın kesin. Tamam mı? Tamam söyle bakalım. Günün nasıl geçti ha? Bugün pek yalnız hissetmedin değil mi? Sen buradayken nasıl yalnız hissedebilirim ki? Ay, neredeyse söylemeyi unutacaktım. Bir kadınla tanıştım. Benim sınıf arkadaşımın annesiymiş. Ben onu gerçekten çok sevdim. O da aynı bana benziyor. O da benim gibi konuşurken kekeliyor. Biliyor musun babacığım? O da mango şekerini benim gibi seviyor. Öyle mi? Peki adı neymiş? Adını hatırlayamıyorum. Ama onu gerçekten çok çok sevdim. Hem biliyor musun, beni öyle içten, öyle sıcak kucakladı ki ben onu sanki annem sandım babacığım. Yani demek istediğim, eğer orada annem olsaydı o da bana o şekilde sarılırdı. Tina Pandey adlı öğrencinizin babasıyım. Neden bilmem ama bugün sana sarıldığımda... sanki kendi kızıma sarılıyormuşum gibi hissettim. Harika! Burada kendi kendine ne konuşuyorsun? Benim çıf çıf trenim. Aa, sen yine annene çıf çıf tren mi diyorsun? Sen benim hakkımda konuşup duruyorsun ama başkası bir şey söyleyince kavga ediyorsun. Ha? Sonuçta ben senin kızınım. Bu yüzden sana ne istersem söyleyebilirim. Ama olur da biri sana bir şey demeye kalkarsa... Anne, senin böyle gülümsemene gerek yok. Ben sana çok kızgınım. Ben sana ne yaptım? Neden bugün Tina'ya yardım ettin sen? Bunny, biliyorsun ki Tina çok iyi bir kız. Anne, onun yüzünden yarışmayı kaybettim ben. Bak canım, bugün Tina'nın okuldaki ilk günüydü. Onun ne kadar çok korktuğunu, ne kadar gergin olduğunu görmedin mi? Hı? Hem sadece deneme yarışıydı. Sen de biliyorsun, okuldaki herkesin benim Bunny'm kadar hızlı koşmasına gerek yok. Tabii tabii, bir çuf çuf tren ancak diğerinin tarafını tutar. Bunny! Yaramaz kız. İyi tamam. Şimdi gidip ödevlerini bitir ve yarın için çantanı da hazırla ama bütün ödevlerini yap tamam mı? Tamam. Hepsini birden yapacağım anneciğim. Merak etme. Tina'yı bir daha gördüğümde onunla kavga etmeyeceğim. O artık arkadaşım. Artık Tina ile Bunny aynı okulda. Yani bundan sonra Tina ile Bunny her gün bir arada olacak. Ya Bunny bir hanla tanışırsa? Üstelik Bunny'm bir hana gerçekten çok benziyor. Bir han onu hemen tanıyacaktır ve onu görürsem onunla konuşmamaya asla dayanamam.
Hayır. Bunca yıldır bunun için ayrı kalmadık bir an. Benim Bunny'nin okulunu değiştirmem lazım. Ondan uzak kaldığım gibi Bunny'yi de babasından uzak tutmalıyım. Bir anın iyiliği için. Anne, sen de mi benimle geliyorsun? Evet kızım, ben de gelip müdürünle konuşacağım ve... Ve ne anne, söylesene. Bir şey yok. Hadi sen sınıfına git, ben sonra söylerim, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi dans et. Hadi dön. Bırakın beni lütfen. Lütfen. Kesik kesik konuşuyor. Ne kadar komik. Hadi bir daha söyle. 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 Bitti mi? Diyecekleriniz bitti mi? Hadi gidin şimdi. Gidin. Bundan sonra eğer bir daha onunla uğraşmaya kalkarsanız... Sizin için hiç iyi olmaz. Özür dileriz Bunny. Biz onun senin arkadaşın olduğunu bilmiyorduk. Şimdi öğrendiniz. Öğrendiniz öyle değil mi? Gidin öyleyse. Hadi gidin. Arkadaş mıyız? Ama sen bana kızgın değil miydin? Neden benim arkadaşım olmak istiyorsun? Çünkü sen benim anneme çok benziyorsun. Arkadaş mıyız? Günaydın hanımefendi. Merhaba. Rahatsız ettiğim için gerçekten üzgünüm ama size bugün gideceğimizi bildirmek istemiştim. O yüzden kızımı görmek istiyorum. Çalışacak mısın bir an? Senin gibi bir eşim varken ben her şeyi yapabilirim Tapki. Çalışacağım. Tamam Bay Pandey, siz kütüphaneye gidin. Ben öğretmeninden Tina'yı göndermesini isteyeceğim. Çok teşekkür ederim. Anne! Teyze! Anne! Teyze! Teyze! Anne! Teyze! Teyze! Anne! Ne oldu? Bu ne enerji böyle? Bizim okulumuz okullar arası bir yarışmaya katılacak. Hem de bir yatılı okulla. Ve yarışma için benimle Veer'i seçtiler. Anne biliyor musun şimdiye kadar toplam 5 yarışmaya seçilmiş oldum. Gerçekten mi? Güzel kızım. Seninle gurur duyuyorum. İşte benim kızım. Ve seninle de. Sen bu sefer bir şey yapacak mısın? Ben koşacağım. Beni koşu için seçtiler. Ha, anladım. Tamam. Müfettiş, bir yandan bir haber var mı? Dünden beri kayıp. Lütfen onu bulun artık. Drew. Birkaç gün buradan gitmemiz gerekecek. Evde durum gergin.
Bir an kayıp ve sen gezmek mi istiyorsun? Affedersin Duruv ama kendim için istemiyorum. Çocuklar için istiyorum. Okullar arası yarışma varmış. Yalnız bırakamayız, birlikte gitmeliyiz değil mi? Ama gitmek istemiyorsan işte buradalar. Kendin söyle. Nereye gidiyoruz? Velihay Uluslararası Okulu'na. Orası Agra'da. Ama o okul bizim Tina'yı gönderdiğimiz okul. Yaşasın. Öyleyse Tina'yı da göreceğiz. Bu çok daha güzel olacak. Alo. Merhaba müdire hanım. Ben Tina'nın annesiyim. Size Tina iyi mi diye sormak için aramıştım. Orada mutlu değil mi? Evet Bayan Pandey, Tina çok iyi. Hatta buraya çok çabuk uyum sağladı. Babası sayesinde. Kendisi de burada. Ne? Tina'nın babası orada mı? Evet, hatta şu anda ikisi birlikteler ve Bay Pandey bugün gidecekmiş, o yüzden... Bugün Tina ile öğle yemeği için okuldan izin aldılar efendim. Yani şu anda orada Tina'nın yanında mı? İşte, kardeşinde bulunmuş oldu. Bir de sen ona saf diyorsun, cin gibi o cin. Bak kalkıp kızın okuluna gitmiş. Biz de burada perişan olduk. Duro, hadi biz hemen Tina'nın okuluna gidelim. Tamam, hadi. Omzunuzdaki şal Romeo'ya takıldı. Sizinle çok acil konuşmam elbette, gerekiyor. Elbette. Buyurun oturun şöyle. Hayır. Ben kızım Bunny'yi hemen şimdi okulunuzdan almak istiyorum. Ama neden? Tam da dönem ortasındayız. Hem Bunny de iyi bir öğrenci. Okulumuzdaki en iyi öğrenci. Bu çok ani oldu. Hepsini anlıyorum ama benim sizinle paylaşamayacağım özel nedenlerim var. Bu yüzden onu buradan almam gerekiyor. Ancak
Yakında okulumuzun yıllık etkinliği olacak. Bunny de bu etkinlik için çok sıkı çalıştı. Bari bırakın da yarışmalarda yer alsın. Tamam, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Bu yarışmayı bekleyeceğim ama... Ama ne yazık ki... Geçmişim bir kez daha izimi bulmayı başardı. 7 yıl boyunca... Kaçtığım şey başıma gelebilir.